arkadaşlar. Öncelikle çevre güvenliği için görmüş olduğunuz bir kuyu fazla bakmadan geçeceğim. O yüzden bölge sakinlerinden herhangi bir sorun yaşamak istemiyorum. Evet, bu gezimizde bir Rum kilisesi bakacağız. Çıkabilirsek kulelerimize de çıkacağız. Bu arada içeriden de anlatımlarımızı yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar, öncelikle herkese merhabalar. Böyle azizleri karşıma aldım. Keyif veren bir şey yapıyorum. Söylemek yok biliyorsunuz. Yasak artık. Onlarla beraber bir Rum kilisesinin en zirvesindeyiz. Şu görmüş olduğunuz demirleri merak edeniniz vardır. Bunları o dönem bu kilisenin sıvama işleminde, bu resim frex işlemelerinde kullanabilmek için yaptıklarını, aynı şekilde de sağlamlık için, yani birbirini tutması için de kullandıklarını biliniyor. Şimdi kilisenin en tepe noktasındayız arkadaşlar. Videonun başına girişte video çekemiyorum çünkü gördüğünüz gibi şehir merkezinin içinde desek yeri. Biraz rüzgarlı. Bu arada şu tam karşıda gördüğünüz nokta var ya, oralarda kuyu. Kilisenin doğu tarafında yaklaşık 50 metre ilerisinde 2 adet kuyu görüyorsunuz. Hemen kuzey yönünde 30 metre, girişin 30 metre alt tarafına bir tane daha kuyu var. Bu da bu kilisenin 2 tane çıkış noktası olduğunu bize gösteriyor. Şu an zeminin videosu geldiğinde herhangi bir kaçış noktasının olmadığını, hala bunun kapalı olduğunu da göreceksiniz. Etrafı gezeceğiz arkadaşlar. Varsa onu o şekilde ekleyeceğiz. Bakacağız durumlar nasılmış. Ben videoyu en yüksekten başlattım ve en aşağıdan çıkacağız. Kiliselerde ne aranmalı? Yanlış kazılar ve kilise geçiş yolları. Biraz araştıralım, merak edelim. Bir şeyler bulmaya çalışalım. Güzel görüntünün içinde. Önce keyiflerimizi çıkartıyoruz. Keyif diyelim ona artık. İsmini söyleyemiyoruz. Ardından da bu güzelim kilisenin, bu emektarın diyelim artık, yıllara meydan okumuş, dış cephesi olarak ileri derecede mükemmelliğe sahip. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz şeyler bile ne kadar emek verildiğinin göstergesi. Farklı bir din bile olsa buna saygı göstermekten başka bir şey gelmiyor elden. Bir çıkalım ve videomuzun başlaması gereken yerde anlatmamız gereken şeyleri, nelerde neler aranmamız gerektiğini, yanlış kazıları, yani şu karşıdaki görmüş olduğunuz yazılardan yazılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Bilinçli insanlar olalım. Tarihi yapılara zarar vermeyelim. Bunları birçok kez söyledik. Ama tekrar edelim. Yerine göre yüksek bir kilise. Ve işçiliği gerçekten güzel yapılmış. Ama şu yazılar, görmüş olduğunuz gibi, kilisede böyle işlemeleri bakalım. Evet, demin ilk gösterdiğim kuyudan buraya gelen olan bir alttan geçiş var. Hatta üstten bir bakalım buraya. Evet, bunu çok seviyorum işte. Böyle küçük bir basamakla ikinci kata çıkmak. Evet. Şu an mükemmel bir görüntüye sahip. Şöyle gösterelim. Bakalım buralarda. Aslında bizimkiler, yani bizim insanlarımız buraya bir şeyler yazmasaymış, gerçekten güzel bir işçiliğe sahipmiş kilise olarak. Şöyle yaparsak
işlemeleri görüyorsunuz. Üst katına çıkalım. En üst kata çıkıyor buradan. Çok güzel aslında. Buradan sola dönüyoruz. En tepesine küçük merdivenlerden çıkıyoruz. Önce buraya bakmak istedim. Buradan görüntüsü nasıldı acaba? Evet. Zamanında o insanlar buralarda ibadetlerini gerçekleştiriyordu. Ve yıllar sonra buraların bu hale geleceğini hiç düşünmeden. Yani siz ev yapıyorsunuz, zahmet veriyorsunuz ve zamanı gelince de böyle bırakıp gitmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bu kötü bir şey. Dinimizin karşısında olan, yani İslam'ın dışındaki hiçbir dini biz kabul etmiyoruz. Ediyoruz ama doğru bir din olmadığını söylüyoruz. Yanlış anlaşılmasın. En tepeye çıkalım. Bir de en tepeden görüntüyü alalım. Zeminin yüksekliğini de ölçelim. Bakalım ne kadar şu an. Şöyle bakarsanız. Biz şu noktadan giriş yaptık. Şimdi tekrardan bir de en tepeye çıkacağız. Bir de en tepede işlem yapalım. Bakalım orada görüntüler nasıl olacak. Evet, şu an kilisenin tam tepesindeyiz arkadaşlar. Mükemmel bir görüntüye sahip. Biz de şu noktadan tam en tepe noktadan görüyorsunuz. Bu bir hizmet aşkıdır arkadaşlar. Şu an dediğim gibi kilise çok ileri derecede tahrip söz konusu. Hala da şu görmüş olduğunuz alanda da kazı çalışmaları devam ediyormuş gibi görüntüsü var. Burası bir Rum kilisesi arkadaşlar. 18. yüzyıldan kalma bir Rum kilisesi. Etrafını gezelim. Ondan sonra da biraz açıklama yapalım. Kiliselerde ne aranmalı, ne aranmamalı bakacağız. Şu işçilik, şu görüntü bile arkadaşlar fazlasıyla güzel. Bir de şu karşıdaki çan kulesine çıkabilirsek, bir de onu deneyelim. Eğer çıkabilirsek ona da bir varalım. Şimdi videomuzu durduralım arkadaşlar. Evet, bu görmüş olduğunuz zamanın su kanallarını, yağmur sularını eridiğinde veya karlarını eridiğinde gidebilmesi için yapılmış kanal. Tabi şu an ot var üzerinde. Otlardan pek fazla görünmüyor. Toprağın zamanla akmasıyla buralar kapanıyor. Bunlar havalandırma ve aynı şekilde ışık için yapılan görmüş olduğunuz pencereler. Üç pencereden oluşması lazım. Güneşi gören pencereleri her zaman vardı. Bu da tam karşıdaki, bu da tam şu karşıdaki görmüş olduğunuz alan arkadaşlar. Kilisemizin üçüncü penceresi biraz sıkıntılı. Şöyle gösterelim. Üçüncü penceresi burada. Şimdi inelim arkadaşlar buradan tekrardan. Bir çan kulemize çıkalım, çıkabilirsek. Onu deneyelim. Ondan sonra da araştırmalarımızı ona göre yapacağız. Şöyle bu şekilde bir uzaktan görüntüsünü alalım. Ve size böyle kimseye zarar vermeden şu karşıda görmüş olduğunuz saclı küçük garajın sağ tarafında duran, hatta yaklaştıralım. Şu görmüş olduğunuz en soldaki taşların olduğu yer kuyu. Yaklaşık 30 metre kiliseden uzaklıkta ve bu kiliseyle direkt bağlantılı arkadaşlar. Bu da buranın şimdi aşağı kısımlarını, videosunu çektiğimizde bu yerler açılmış mı? Gizli mahzenler açılmış mı? Onlara bakacağız.
Ve kilisenin bu defa başından değil, en tepesinden başladık. Evet. Görüntüsü gerçekten mükemmel arkadaşlar. Anlatmak istediğim o kadar şey var ki. Ama şu görmüş olduğunuz yazılar buranın döneminde ahır olarak, yani hayvan beslenilen yer olarak kullanıldığını dahi biliyoruz arkadaşlar. Zamanında o insanlar buralarda ibadetlerini yapıyorlardı ve birçok kesim buraya vergi ödemek zorunda bırakılıyordu. Şimdi şöyle bir durduralım. Evet, bakın buralar zamanla kapatılıyor. Çünkü hayvan beslenildiği dönemde hayvanların en büyük etkileyecek şey rüzgardır. Rüzgarı önlemek için de buralar zamanında kapatılıyor. Belki hayvan için, belki de buralarda yaşayan insanlar vardı. Biz şu merdivenimizden tekrardan inelim arkadaşlar. Şuradan şu şekilde gösterelim. Buranın açılmış, açılmamış kısımlarıyla alakalı. Yukarıdan söylemiştim. Burada kazı çalışmaları hala devam ediyor diye. Görüyorsunuz yüksekliği yaklaşık bir 5 metre ve en tepe yaklaşık 20 metrelik bir yüksekliğe sahip. En zirveyle en dip. Şu kilisenin bölme kesileri, nefleri bölen alt duvarların önünde bir giriş aranıyor. Ama lütfen kilisenin içinden bakın tam o noktadan bir giriş bulamayacaksınız. Arkadaşlar, kazan arkadaşlar eğer izlerse bu videoyu, orada herhangi bir giriş yok. Kilisenin içinde bakın şu görmüş olduğunuz direkleri diyelim, sütunlarda, bu duvarlarda, bu frekslerde şu görmüş olduğunuz şu an fazla görünmüyor ama bunların hiçbirinde bir define veyahut buna benzer hiçbir şey bulamayacaksınız. O yüzden bu gibi yerler arkadaşlar ne zarar verin ne cihaz tutun. Çünkü bunlar mineralli yapılar olacaktır. Sizin cihazlarınıza yanlış sinyaller verecektir. Ve kazdığınızda bu tarihe zarar vermekten başka bir şey yapmayacaksınız. Ama buranın gizli geçiş yolları, açılmayan noktalar varsa onlarla uğraşabilirsiniz. Burayla tamamen bağımsızdır zaten. Burayla alakalıdır ama bunun dışındadır. Biz de şimdi bu açılmayan noktaları tespit için bakacağız, edeceğiz. Girebilirsek içine girmeye çalışacağız. İnşallah da bulabiliriz. Bu şekilde. Fazla uzatmayalım. Böyle şu işlemelerde gösterelim. Bunu yapan usta nasıl bir kişiliğe sahipti acaba? Şu görmüş olduğunuz işlemeyi yapan kişi. Geçelim arkadaşlar. Merdivenden inelim arkadaşlar. Burada hem kiliseye hem de kilisenin dışına çıkan bir kapı var. Bu da kullandıkları olmuş olduğu, yani o demirler, dönemin dövme demirleri. Evet. Şu görüyor musunuz arkadaşlar? Tarihi yapının içinde. Seni seviyorlarım. Beyzalar. İşte aşları, meşleri bu noktaları batırmakla geçiyor. Tabii ki de cahiliyet çok kötü bir şey. Ama dediğim gibi şimdi kilise içine indik arkadaşlar. Önce tam merkezden en zirveye alacağız. Tam merkeze koyacağız kendimizi. Şu an tam merkezin altındayım. Şöyle göstermiş olayım. Görüntüsü zaten anlatılmaz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir görüntüye sahip. Şu görüntüyü vermele bile gerçekten mükemmellik katmış. Şimdi buranın bir mantığını anlatacağım. Biraz ölçüm yapacağım. Sonra videomuza devam edeceğim. Evet, şimdi tam merkezimizdeyiz. Bizim tam bu yönde ve bu yönde iki tane kuyumuz mevcut. Bu kuyuların ağzı belli. Bu da gösteriyor ki aslında olması gereken yerlerin sağ bu yönde, sol o yönde iki adet gizli bir yolun olduğunu. Şu an bakıyoruz herhangi bir açılan kısım falan var mı diye.
Oradan da bir havalandırma deliği mevcut. Bu da gösteriyor ki arkadaşlar, şu an tam bulunduğumuz bu noktada, ya bu noktada veyahut dışarıda, ama genelde içeriye bağlantısı olacak. Bu noktada bir çıkış yani. Evet, kiliseye bir başka insanların gelmesinden kaynaklı olaraktan oradaki videomuz yarım kaldı, ölçüm ve şeylerimiz. Biz de bu fırsatta Çan Kulesi'ne tırmanma fırsatı bulduk diyelim. Onlar oraya baktıktan sonra ben tekrardan ölçüm ve bunun tekniklerini biraz anlatmak istiyorum. Şu an o dönemde bu görmüş olduğunuz merdiveni sürekli çıkan biri vardı. Sürekli çanı çalan bir nöbetçi. Şöyle yaparsak, evet, tam nokta şu an görünmüyor karanlıktan. O görmüş olduğunuz demir parçasına takılı bir çan. Şu görmüş olduğunuz etraftaki yerlerin şeysiyle de sesi dağıtma işlemi yapıyordu. Şu görmüş olduğunuz taşların, yapının açık olan kısımlarıyla sesi 8'e bölüyordu. Şekilde gösterirsek. Evet. Şuradan bir kellemizi gösterelim. Bu da kilisenin merkez uç tarafı. Görüyorsunuz. Dönemin en büyük Rum kiliselerinden biri. Evet, şu an kilisenin tam batı yönünde, güneşi görüyorsunuz zaten batmak üzere. Batı yönünde tepesindeyiz. Burası döneminde bu kilisenin mezarlığı için kullanılan alan. Buradan bu mezarlığa çıkan, bakın zaten görüyorsunuz. Bu işlemeler gerçekten güzel. Aşağıda birileri var. O yüzden olabildiğince geri çekildim. Şimdi tekrardan ineceğiz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz mezarlık alanına çıkan küçük bir patika yol. Biz de bunu yoldan inelim. Görüyorsunuz. Evet. Bir grup var şu an. Bir durduralım. Evet. Nerede kalmıştık? Hala buradalar. Artık dedim yapmam gerekiyor. Biraz rüzgarlı arkadaşlar, idare edeceksiniz. Şu görmüş olduğunuz çan, çan neden buraya konuldu? Hiç düşündünüz mü? Eğer ki bunu alıp en tepe noktaya da koyabilirlerdi. Ama onu yapmadılar. Nedeni, bu görmüş olduğunuz alan tam bir köşe. Şu an benim oturduğum noktadan bakılırsa. Buradan çaldığında şu görmüş olduğunuz karşıya direkt buradan ses yankı yapacağı için bunu, bu çanı tepeye veya diğer tarafa yapmamayıp bura en çok yankı yapacak yer olduğu için bu noktayı buraya yapmışlardır. Üstündeki işlemeleri görüyorsunuz zaten ve karşı taraftaki kilisenin tam merkez üst kubbesindeki yer, üstten aşağıdan havalandırma alacak şekilde o kadar detaylı, ince işçilikte yapılmış. Aynı şekilde bu karşı duvarları görüyorsunuz. Kilisenin bahçesine bakalım. Şu karşıda görmüş olduğunuz alan, kilisenin bahçenin il sınırları diyelim artık. Bahçesinin sınırları. Ve burada küçük bir deliğimiz var. Bu da içerideki bir odanın havalandırma penceresi. Görünen o ki burada çok uzun süre ve ileri derecede büyük bir yaşantının olduğunun göstergesi. Sağ karşı yamaçta bir merdivenin olduğunu görüyorsunuz. Bir küçük bir patika. Aslında o da bir başka bir yapıya çıkan bir yer. Biz şimdi çanımızı inceledik. Fazla inceleyemedik. Görüyorsunuz hala buradalar.
O yüzden aşağı inip aşağıdaki yarım kalan deneme yerimizi devam ettireceğiz. Bakacağız neler var, neler yok. Onu da iyice detaylandıracağız arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki kayaları teker teker kırdıklarının, mesela bunu nasıl yapıyorlardı? Buraya yapıyorlar, buraya yapıyorlar. Burada 4 tane açtıklarında sırayla birer birer vuruyorlardı ve bu kayayı bir parça halinde koparabiliyorlardı. Yani şu görmüş olduğunuz işlem gibi. Yani şuradan da bakarsak anlattığımızı zaten yapmışlar. 4 tane çivi aslında bu kayayı istedikleri yerden parçalamak için yeterli bir çivi sayısı. Bu da yeterince fazla bir görüntüye sahip olacaktı. Evet. Tekrardan çan kulemize çıkmamız gerekecek. Bu şekilde yapıp çıkabilir miyiz? Evet. Tek elle bayağı bir zor oluyor arkadaşlar. Şu görüntüyü göstermiştik. Aşağıya inelim. Tekrardan. Şimdi bir durduralım arkadaşlar. Evet. Çanımızın neden bu noktaya konulduğunu da anlattık. Bu şekilde inelim. İnşallah gitmişlerdir. Şu noktadan şu şekilde atlayalım. Buralarda bazı yapılar var. Şöyle geçelim. Tabii ki de pislikten geçilmiyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Fazla girmeyeceğim. Aslında gidiyor ama kapatılmış. Yine de bütün ihtimalleri, gerçi buraya girilmedi arkadaşlar. Bayağı bir pislik çünkü ayaklarımız çökecektir. Burada hayvan bağladıkları alan. Bu tabii ki de yakın dönem. Görmüş olduğunuz zaman çıkalım. Sonunda gelen arkadaşlar gittiler. Tepeden hiçbir açık olmayan kubbemizin şu an aşağıdan hava aldığını görüyorsunuz. Yani ışık aldığını. Bu da bir ayrı bir mühendislik harikası arkadaşlar. Ben size bahsetmiş olduğum, bu arada şu görmüş olduğunuz, bir de şu karşıda görmüş olduğunuz alanlarda havalandırması. Evet. Böyle bir odaya giriyorsunuz. Ve böyle bir odada hiçbir şey yok. Özellikle buraya bir oda yapıyorsunuz ve odada bir şey yok. Görmüş olduğunuz şu nokta tam aşağıdaki kuyu ile bağlantılı alan arkadaşlar. Şimdi de size o kuyuyu da gösterebilirsem tekrardan detaylı bir videosunu çekeceğim arkadaşlar, onu da tanıtımımızı bu şekilde yapmış olalım. İki tane gizli yol var. Bunların hangisi asıl kaçış yeri olduğunu bilmiyorum. Sadece araştırmak gerekecek. Bunu bu alandan kazmak doğru olmayacaktır. Veyahut o kazılan. Mümkünse kuyu tarafından buraya gelmek daha mantıklı olacaktır. Çünkü alttan geçişleri orası açık olduğu için buradan kazmaktan, tarihe zarar vermektense oradan gelmek, hem açıklığını faydalanaktan gelmek bize daha çok fayda sağlayacaktır. Evet. Tekrardan burayı da gösterelim bir daha. Böyle bir yer yapıyorsunuz. Ve geliyorsunuz. Kaldınız. Evet. Burası geçiş yolu. O da buradan. Büyük ihtimalle kedi basamağı veyahut direkt merdiven. Ama ben buranın boyutuyla alakalı kedi basamağı olduğunu düşünüyorum. Yani sağa sola basamaklı bir şekilde inen bir dik bir delik. Evet, buradan da çıkalım. Son konuşmalarımızı yapıp bitirelim arkadaşlar. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kilisemizi tamamen gezmiş bulunuyoruz.
en tepeden en aşağıya geçiş yollarını, mezarlık alanı hepsini bulduk ve iki önemli kaçış noktası ve bunların birbirine bağlantı içinde olabilecek mahzenleri. Bir diğeri şu görmüş olduğunuz gibi, bir diğeri şu an ayaklarımızın altında kalıyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi burası kuyumuzun içi. Şöyle son kez daha alalım. Evet. Bu yükselti buraya direkt endeksli. Ve altında şu görmüş olduğunuz yakın dönemdeki, burası zaten yakın bir dönem bir yer. Ve buradaki küçük evler. Biz de yavaş yavaş uzaklaşalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kilisenin mezarlıkları, kaçış yolları ve kaçış yollarının içindeki, şuradan da bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Tabii suyumuz soğuktan kaynaklı olaraktan donmuş bulunuyor. Evet. Biz de artık yavaş yavaş bitirelim. Mezarlıkları, kaçış yolları, özellikle bu kaçış yollarının içindeki gizli bir yer ile gizli mahzenlere geçebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi kiliselerin içinde hiçbir şey bulamazsınız. Bir duvarda, bir kirişte, bir direkte, bir sütunda veya bir fleksin içinde, bir işlemenin içinde herhangi bir şey olmayacaktır. Cihazlarınızı kontrol ettiğinizde kırık sesler veya bir değerli sinyal alırsanız bilin ki o mineral olacaktır arkadaşlar. O nedenle zarar vermeyelim. Bir tarihi yapıya da böyle uzaktan veda eder gibi videomuzu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.